Evet. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk olsun. Peki o zaman. Hoşlandığın kız tipini tarif eder misin? Tarif etmek mi? Hülya Avşar gibi mesela. Ay, annem beni ona çok benzetiyor. Annenin gözleri sağlam mı? Hiç belli olmadı sanki. Evet, söyle bakalım Selim. Senin hoşlandığın kız tipi nasıl? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sanırım beni ruhu daha fazla ilgilendiriyor. Aman aman biliriz. Öyle dersiniz ama sonra en güzel kız neredeyse onunla çıkarsınız. Bir kere sen boğa burcusun. Güzel kızlara bayılır boğa burçları. Öyle mi? Şurada çevir, düşmesin. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Söyle bakalım, aşkın için neyi göz alırsın? Bilmem, eğer gerçekten aşıksam her şeyi göze alırdım herhalde. Sıkıldım ben artık bu oyundan, bahçeye çıkıyorum. Hadi oyun boza. Anahtar çocukla tanıştın işte. Ya. Hadi canım. Boynundaki o kolyeyi gördün mü? Onu bir biçimde çıkartmamız gerekiyor. Güzeldi. Evet, çünkü gerçekten o kolye varken asla onu götüremeyiz. Ya gerçekten. Kolye onu koruyor. Şefardi kazandı. İzlediniz mi? Dur bir dakika, yer fıstığı. Kemeri de aldı. Dur da bir şey yapalım. Nasıl ama? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kolyen çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim rakibim olacağını falan mı sanıyorsun? Nasıl yani? Salağa yatma kızım. Selim'e aşık olduğunu biliyorum. Ben mi? Hiç de değil. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Hayır ya, biz sadece arkadaşız. Asla böyle bir şey yok. Aferin, olmasın da zaten. Boş yere umutlanıp üzülmeni istemem. Çünkü inan bana, o da seni sadece arkadaş olarak görüyor. Bunu sana o mu söyledi? Evet. Ne o, şaşırdın mı? Hayır, ben... Yani siz benim hakkımda mı konuştunuz? Ne oldu? Konuşamaz mıyız? Neyse, uzatma. Sadece ümitlenme, o kadar. Merak etme. Tabii ki de etmiyorum. Çünkü benden çok hoşlandığını biliyorum. Sadece çıkma teklifi etmek için biraz cesaretini toplaması gerekiyor, o kadar. Anladım. Bu arada ayak altında dolaşma, olur mu kül kedisi? Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi git de kendi yaşındaki çocuklarla oyna bakalım. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne oldu ufaklık? Seninle dans etmedi mi? Sen gelsene biraz benimle. Oldu mu? Tamam mı? Pes mi? Pes. Bırak, tamam. Şimdi al. Vay, kuzenler kaynaşmış demek. Kuzen mi? Evet. Amerika'daki Kaan amcamın oğlu Selim. Selim mi? Emre, sen ne kadar büyümüşsün? Taş şunu bileydin. İyi bir işin suyu alabilir miyim? Hadi, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler sana. Rakibin kuzenimiz çıktı ha? Hadi sana kolay gelsin. Ya buradan geçme ya. Babacığım. Afiyet olsun. Canım, nasıl, eğlenir misin? Babacığım, Mine bizim yeni matematik öğretmenimiz. Mine ben, memnun oldum. Ama çocuklar herkes bana Mine der. Ben Hakan.
Emre ile Yağmur'un babasıyım. Ben de Özge'nin annesiyim. Merhaba, memnun oldum. Anne. Anne bak, bu petek işte. Ne kadar güzel değil mi? Onların grubuna girmeye çalışıyorum ama çok zor. Kimseyi anlıyorlar. Hem de müdüremizin yeğeni biliyor musun? Çocuklarıma çok güveniyorum. Hayal kırıklığına uğratmazlar diye. Çocuklara benden çok... Hadi artık gidelim. Tamam. Çocuklar da gönüllerince eğlensinler. Tamam. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum. Gel. Hadi. Hadi çocuklar, iyi eğlenceler. Gel. Akşam evde görüşürüz. Selim, sen bizimkilerle gel. Annen de gelecekti ama onun işi çıkmış son anda. Sen bizde kalırsın. Olur Hakan abi. Ya hayat niye bu kadar acımasız ya? Sen dans etmiyor musun? Belki sonra. Bir söz alabilir miyim peki? Bana bak, görmüyor musun? İçecekler azalmış. Git yemekhaneden getir. Sözünü tut artık. Peki. Petek, şunlara baksana. Çıktı ya. Bu gidişle okulda bize kız kalmayacak. Üf, Pete'ye bulaşmasın da ne yaparsa yapsın. Ya kolamız bitti, görmüyor musun? İnsanlara böyle kaba mı davranırsın? Hak edenlere. Hiç yakıştıramadım. Nihayet aylardır süren çabalarımız boşa gitmeyecek. Tamam dostum. Yarın bomba gibi olalım, bitirelim şu işi. Simge'yi de arayıp haber verir misin? Sağ ol, hoşça kal.
İyi haber galiba. Amerika'dan Mr. Cotton geliyor ama nihayet oluyor galiba. Hani şu 10 ay beklediğin büyük iş mi? Evet Nana. Evet, evet, evet. Evet. Hoş geldin babacığım. Biz rahatsız etmeyelim o zaman. Çocuklar, ha. Şey, Mr. Cotton geliyor Amerika'dan da ona seviniyoruz. Şu zengin adam mı? Ay! Evet. Bu iş olursa dileyin benden ne dilerseniz. Bilgisayar! Bana da istediğim o arazi motoru vardı ya. Onu alırsın değil mi babacığım? Arazi motoru mu? Bunu bir düşünelim bence. Ya baba ya. Tamam, tamam. Emre hadi. Nana. Bu mu? Bu mu? Bu. Yalnız bu takımının pantolonunu ütülemem gerek. Tamam. Ya Emre yanlış oynuyorsun. Hop sıra bende ama yapamazsın. Doğru ya. Buradaydı. İşte getirdim. Bu da hazır. Ne kadar hızlısın Nana. Hem de jilet gibi olmuş. Alışkanlık işte. Yapa yapa alışıyor insan. En ufak bir eksiklik, en ufak bir hata olmamalı. Sana anlatmıştım ya. Amerika'da haftalarca bu adamı ikna etmek için uğraştım. Çocuklar, bu iş bir olsun. Çok rahat edeceğiz, çok. Ha Nana. Sen de dile benden ne dilersen. Bir dakika göstereceğim şimdi. İnanamıyorum sana Nana. Öğrenmeyi yap bakalım. Çocuklar biliyorsunuz değil mi? Bu Nana küçük becerikli bir cadı. Hadi bakalım geç oldu. Siz de doğru odanıza. Ama oyun bitmedi daha. Aa, hadi hadi geç hadi. Hadi, hadi toplayalım. Peki. Ay, Özge'nin sınavı bitmiş. Çok iyi geçmiş şimdi telefon aç. Acaba bizimkiler ne yaptı? Ben çıkıyorum birkaç işim var. Sonra da Özge'yi okuldan alacağım. Bunu aldı çocuk. Dışarıda yiyelim bari dedim. O zaman bizimkileri de al buraya gel. Akşam hep beraber bir şeyler yeriz. Gerçekten mi? Tabii. Ben de zaten bir şeyler yapmak istiyordum çocuklar. Tamam oldu o zaman. Akşamüstü görüşürüz. 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 Ay. Volkan. Ne? Islık çalmak da mı yasak? Allah Allah. Fazla oynamadın değil mi? Merak etme 10 lira. Tamam numarayı da yazdık. Hı? Şifre de tamam. Tamam. Ben bu diğer parası sitelerde 100 kere oynadım. Her seferinde kazandım oğlum. Kesin zenginiz. Hadi bakalım. Oha bu ne be? Ya ben 10 yazdım kendine 3 sıfırdan koydu. Ne diyorsun ya? 10 bin çekti yani. Hesapta o kadar para mı vardı? Babam her ihtimale karşı fazladan yatırmış. Kart babanındı değil mi? Ya kazanamazsak? Öyle bir ihtimal yok. O zaman bu kadar fazla parayla oynadığımıza göre ölene kadar çalışmamıza gerek yok. Paranın yarısı benim ama ona göre. Trilyoner olacağız oğlum trilyoner. Bunun bana onda biri bile yeter. Aferin benim akıllı kızıma. Demek bütün soruları yaptın ha? Kimin kızısın sen? Yapacaksın tabii. Emre ile Yağmur'un nasıl geçmiş? Emre'ninki vasattır. Ama Yağmur'un kötü geçti galiba. Koridorda ağlarken gördüm. Bu bahsin sonucu ne zaman belli olur? Yarın. Artık zenginiz oğlum, zenginiz. Umarım yoksa o kafanı patlatırım. Ya takma kafana Yağmur. Seni İlayda'dan kurtaracağım. Harika bir plan yaptım. Yarına kadar bekle. Cicişler. Şaka gibi yine başlıyoruz. Cicişler mi? Hadi babanız bizi ofiste bekliyor. Onu alıp yemeğe gideceğiz.
Ne de olsa büyük bir sınava girdiniz, değil mi? Biraz kafa dağıtmak sizin de hakkınız. Nasıl fikir ama? Çok güzel. Hadi gelin bakalım. Araba alt sokakta. Şimdi anlatın bakalım nasıl geçti sınavınız? Hı? Biz geldik. Oh, hoş geldiniz. Gelin bakalım, gelin. Hoppa. Nasıl geçti sınavınız? Güzel. Benimki süper geçti. Eminim. Çıtırık, senin neyin var? Ağzını bıçak açmıyor. Hiç. Senin nasıl geçti? Süper, süper. Süper. O halde sevdiğiniz pizzacıya gidelim artık. Evet. Hadi zaman kaybetmeyelim. Önce ben gideceğim. Sonra yine biz çalışmak için geri döneceğiz. Çocukları eve ben bırakırım. Sonra da buraya geri dönerim. Beni bu kadar şımartma ama. Yok canım, ne ilgisi var? Buyurun. Hadi bakalım, geçin böyle cicişler. Biz Hakan'la bir odayız. Geç geleceğiz. İşlerimiz ve konuşacaklarımız var. Biz gelene kadar çocuklara göz kulak ol. Becerebilirsen tabii. Hadi görüşürüz.